Şeker hastalığıyla ilgili ameliyat gerçekten var mı diye izleyicilerimiz soruyor. Çünkü mide tüp ameliyatıyla kolesterol, şeker, tansiyon, kalp hastalığı hepsi belki de yanlış birlikte. Evet, dengelenmiş olabiliyor ama kriterler çok önemli dediniz. Peki birçok şeker hastası izleyicimiz ekran başında böyle bir ameliyat varsa biz nasıl adayız diye soruyorlar. Şimdi şeker hastalığı biliyorsunuz vücudumuz insülin yapıyor. Evet. Bu insülin eğer hiç yapılmazsa ki gençlerde gördüğümüz tip 1 diyabet. Bu hastalarda böyle bir ameliyatın yeri yok. Bunlar ömür boyu mutlaka insüline bağımlı yaşıyorlar. Çünkü vücutlarında insülin üretilmiyor. Derece o zaman tip 1? Tip 1. Evet. Tip 1 diyabet diyoruz. Ama %85-90 hatta 95'e bazı toplumlarda ulaşan tip 2 diyabet, yani diyabetin %95'i tip 2 diyabettir. Tip 1'i çok az görüyoruz. Tip 2 diyabet sonradan kazanılıyor. Genetik, ailevi yatkınlık, işte hazır gıdayla beslenme, stresli ortam, hareketsiz yaşantı, obezite, bunların hepsi glikoz dengesini bozuyor. Nasıl bozuyor? Vücut, pankreasımız insülin yapıyor fakat vücut onu kullanamıyor. Evet. Dolayısıyla insülin kullanamadığı için insülin daha da yapılmaya çalışılıyor. Böylelikle pankreas bir nevi rezervini düşürüyor. Artık az üretmeye başlıyor. İşte o zaman şeker hastası oluyoruz. Şeker hastalığında ameliyatın yeri var mı? Ameliyatın yeri şöyle var. Varsa nasıl yapılıyor? Evet. Şimdi bir, diyabet olduğunda bir hastamız tanısı konduğunda ilk önce biliyorsunuz oral antidiyabetikler yani haplar. Bunları kullanıyorlar. Dahiliyecilerimiz bunları veriyorlar. Eğer bunlarla şeker seviyeniz normal seviyede gidiyorsa ve düzenli olarak ölçümlerde böyle inişler çıkışlar olmuyorsa o zaman siz bu şekilde devam edebilirsiniz. Eğer devam edemiyorsa hocam virgül koyalım. Ne bekliyor hastayı? O zaman insülin tedavisi başlıyor. Evet. Yani işte uzun etkili insülin, kristalize insülin onlarla şekeri düzene sokmaya çalışıyorlar. Eğer bu da olmuyorsa işte bu sefer ameliyat devreye giriyor.